işte politikaları belirleyen belge diyebiliriz. Ya da dilekçe ve bilgi edinme hakkı başlığı var. O da yine bakın iyi yönetişimi altında düzenlenmiş. O da sadece şu denilmiş, denilmiş ki anayasa tarafından güvence altına alınmış dilekçe ve bilgi edinme hakkı denildi ve herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir hükmü ilavesiyle ne oldu? Anayasal güvence altına alındı. Mesela merkez idare kapsamındaki kamu idareleri, bunların bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları. Şimdi anlatacağım bağlı, ilgili, ilişkili kuruluş ne demek. Köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik veya şirketler. Devlet dahiliği de bunu yöneticilere diyor, denetleyeceksin diyor. Denetimler sonucu kurallara uymayan, vaktinde dilekçe hakkını kullanmış vatandaşa cevap vermeyen, bilgi edinme taleplerini zamanında cevaplamayan kamu görevlileri hakkında disiplin ve ceza işlemleri uygulanacaktır diyor.